Evet, herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku izleyicileri. Ben Özgür Çetin. Hemen elimde tutmuş olduğum şu telefon General Mobile GM9 Pro. Az önce tanıtıldı. Arkamda görmüş olduğunuz alanda telefonun resmi tanıtımı yapıldı. Teknik özelliklerine hızlıca bir bakış atacak olursak 6.01 inçlik AMOLED bir ekranımız var. Full HD Plus bu ekranın çözünürlüğü. Kullandığı işlemciye bakacak olursak Snapdragon 660 işlemci kullanıyor. 4 GB RAM, 64 GB'lık depolamada telefonun diğer özellikleri arasında yer alıyor. Telefonda arka yüzde hemen görünüyor zaten şurada. Böyle yakın bir tutayım. Dual kamera teknolojisi bulunuyor. Dual kamera dediğimiz zaman da aklımıza hemen çift kamera gelecek tabi haliyle. 12+8 megapiksellik çift kameramız bulunuyor. Bu kameranın DxO Mark'ta aldığı puanın 90 olduğu açıklandı. Kısa bir süre önce, az önce açıklandı zaten. Sayfasında da yine telefonun kamerasının puanlarını görebiliyoruz DxO'nun en azından. Bunun dışında baktığımızda oldukça şık bir telefon olmuş. Bizim şu anda elimize tutmuş olduğumuz rengi, o altın rengi dediğimiz renk. Ön tarafı siyah tasarıma sahip ama arka tarafa geçtiğimizde ise bu altın rengi olduğu görülüyor. Telefonun ekran oranına baktığımızda çok küçük olduğunu söyleyemeyiz. Muhtemelen %82-83-85 civarında olduğunu tahmin ediyorum ben. Şu an teknik veriler konusunda çok kesin bir bilgimiz yok. Zaten biraz önce tanıtılan bir telefondu. Kamera tarafında oldukça başarılı. Hatta bu arada telefonun, şöyle göstereyim, yan yüzünde bir kırmızı bir tuş bulunuyor. Bu tuş normalde güç tuşu. Yani buraya bastığımızda ekranımız açılıyor ya da kapanıyor ama iki kere tıkladığınız zaman doğrudan kamera açılıyor. Şimdi tekrar bir kapatayım ben. Tekrar göstermek için. Bakın şimdi ekranımızda gösteriyoruz. İki kere tıklayınca doğrudan kamera açılıyor. Bu aslında daha önce Huawei'nin bazı telefon modellerinde de vardı. Hatta Honor modellerinde de bulunuyordu. Şimdi General Mobile'de burada hem özel tuşa atama yapmış hem de doğrudan hızlı bir şekilde kameranın açılmasını sağlamış. Türkiye'de üretilen bir telefon bu. Türkiye'de üretilen ve yerli damgasını vurduğu için %55'ten daha fazla yerlilik oranı olması gerekiyor. Bu üründe de %55'ten daha fazla bir yerlilik oranı var. Fiyat konusuna gelecek olsak 2899 TL gibi aslında günümüz kurlarına baktığımızda çok yüksek olmayan ama yerli bir marka için bir parça yüksek bir fiyat var. Belki önümüzdeki dönemde işte indirim olur veya işte taksit kampanya olur ki bu da 6 taksitle sınırlandırıldı bu arada. Daha makul bir fiyata gelebilir ama 2899'un bir parça biraz böyle hani kullanıcılar için zor bir rakam olduğunu söyleyelim. Hani psikolojik sınır diyelim tabiri caizse. Farklı modeller, farklı donanımlarda yine bu fiyata alınabiliyor eğer zorlarsanız. Özellikle Çinli markalarda var. Ama dediğim gibi yerli markası olması önemli. Kamerasının da gelişmiş olması önemli. Yakında bize teste gelecek. O zaman da daha detaylı bir testte karşınızda olacağız.